Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar Hemen ilk sorudan başlayalım Şimdi bir kere şunu unutmuyorsunuz Eğer ki elinizde iki tane üstü denklem varsa Tabanları aynı olan sayılar alt alta geldiği zaman üstlerin oranları birbirine eşit olmak zorunda. Ben sana burada ne demek istiyorum? Mesela karşımızda 2 üzeri x eşittir 3 verilmiş. Ben bu ifadeyi şu şekilde yazsam. Bir de yandaki denklemi altına koysam. Dikkatli olun. Üstteki denklemde, alttaki denklemde, hani 32'de 2'nin 5. kuvveti ya. Sayılara bakar mısınız arkadaşlar? Şu tabandaki sayılara bakın. Dikkatli olun. Şu anda tabanları aynı olan sayılar 6-6 gelmiş mi? Gelmiş. Bu durumda unutmuyorsunuz üstlerin oranları var ya işte bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani birin y oranı x'in 5'e oranına eşit olmak zorunda. E ben burada eğer ki iç dışlar yaparsam bu durumda x çarpı y'miz de 5 yani Bursa gelmiş olur. Geliyorum ikinci soruya. Unutmuyorsunuz eğer kendinizde iki tane üssü denklem varsa tabanları aynı olan denklemler alt alta gelmişse bu durumda üstlerin oranları mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. Ne demek istiyorum? İlk önce 16'yı bir 2'nin 4. kuvvet şeklinde yazalım. 64'ü de 2'nin 6. kuvvet şeklinde yazar mısınız? Bunu da böyle bir altına koyduk. Bakın dikkat edin tabanları aynı olan ifadeler alt alta geldi mi? Geldi. E, bu durumda üstlerin oranları birbirine eşit olmak zorunda mı? ...kesinlikle zorunda. İkileri sağda Bu da ne geldi? 2 bölü 3 mü geldi? E bundan sonra ben x'i 2 alsam... ...y'yi 3 alsam... ...alsam ifade yerine yazsam... ...pay kısmı 2 eksi 3... ...payda kısmı 2 artı 3... ...yani sorun cevabı... ...eksi 1 bölü 5... ...yani Bursa... ...gelmiş oldu. Geliyorum 3. sorumuza. Arkadaşlar şunu sakın unutmuyorsunuz. Elinizde 2 tane üstlü denklem varken... ...tabanları aynı olanlar alt alta gelirse üstlerin oranları birbirine eşit olmak zorunda. Ne diyorum? Bakın şimdi 125 demek 5'in kübü demek değil mi? 5'in kübü demek. 81 demek ne demek? 3'ün 4. kuvveti demek. Şimdi ben sol taraftaki ifadeyi 3 üzeri x eşittir 5'in kübü şeklinde yazdım. Peki sağ tarafı alsam şu şekilde yazsam bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Ne yaptım? Sol tarafta sağ tarafı yerine değiştirdim. Peki ne işime yarayacak bu? Tabanları aynı olan ifadeler alt alta geldi. Bu durumda üstlerin oranları birbirine eşit olmak zorunda. Yani x'in 4 oranı 3'ün y'ye oranı eşit olmak zorunda. Eğer ki içler dışlar yaparsak x çarpı y'imizde 12 yani sorun cevabı adana gelmiş oldu. Dördüncü soru. İki tane üstlü denklem varsa tabanları aynı olan ifadeler alt alta geldiği zaman üstlerin oranları birbirine eşit olmak zorunda. Ben sana burada ne demek istiyorum? Bir kere 27 demek 3'ün kübü demek. 81 demek 3'ün 4. kuvvet demek. 125 de hatırlayın 5'in kübü değil miydi? 5'in kübüydü. E bir de üzerinde B var. Üstün üstü varsa X çarpılır. Bu durumda 5 üzeri 3B gelmiş olur. Eşittir 3 üzeri 4. Bir de bu denklemin üzerine 5 üzeri A eşittir. 3 üzeri 3 yazarsam şu anda tabanları aynı olanlar alt altı geldi mi? Geldi. E bu durumda üstlerin oranları mutlaka ama mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. Bakın bundan sonra isterseniz şu üç alın karşı tarafa atın. İsterseniz işler dışarı yapın. Fark etmez. Eğer ki bir işler dışarı yaparsak 4A eşittir 9B gelecek mi? Gelecek. Peki ben burada eğer ki karşılık değer verirsem A'ya 9K, B'ye 4K veremez miyim? Çok rahat veririm. Eğer ki yeni yazarsak da A'mız 9K, B'miz 4K geldi. K'lar bunu götürdü. Sorunun cevabı da Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 5. soruya. Bir kere bunun paydasının gizli bir var mı? Var. İçler dışarı yapın. E bu durumda 2 üzeri 3A artı 2B eksi 6 eşittir. 3 üzeri B eksi 2A artı 4 birine eşit geldi. Eğer ki elimizde iki tane üstlü ifade varken tabanlar aynı değilse ve üstlerin aynı olduğuna dair bir bilgi yoksa Arkadaşlar siz her sayının sıfırıncı kuvvetinin birbirine eşit olduğunu yani 1 olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Her sayının sıfırıncı kuvveti kaç yapar? 1 e, yapar. E, dolayısıyla buradaki üslü ifadeler eğer ki sıfır olsa bu ifadenin ikisi de 1 geleceği için ikisi de birbirine eşit olmaz mı? Olur. E, bu durumda sol tarafın üssü sıfırsa ben 3a artı 2b'yi 6 buldum. Sağ tarafın üssü sıfırsa b eksi 2a'yı da kaç buldum? Eksi 4 bulmuş oldum. Bundan sonra taraf taraf toplayıp çıkartalım. A ile B'yi bulalım. Alttaki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum ki B'ler gitsin diye. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2B artı 4A eşittir artı 8 geldi. Üstteki denklemde alttaki denklemi taraf taraf toplayın. 4A buradan 3A buradan 7 yaptı. 8 buradan 6 buradan 14 yaptı. E bu durumda A değeri kaç geldi? 2 çıktı. Al bunu denklemde yerine yaz. 6 artı 2B eşittir 6'dan B değeri kaç geldi? 0 çıktı. E 0 ile 2'yi çarparsam da sorunun cevabı 0. Yani Ceyhan gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya. Kaç tane 2 üzeri toplamı var? 16 tane. Ya ben size 16 tane A'nın toplamı desem bu ifade 16 çarpı A yapmaz mı? Yapar. E aynı mantık. O zaman bu ifade ne yapacak? 16 çarpı 2 üzeri 6 gelecek. Peki yandan kim gelmiş? 125 yani 5'in kübünün 4. kuvveti gelmiş. Hatırlayın sol taraftaki 16 demek. 2'nin kaçıncı kuvvet demek? 4. kuvvet demek. Çarpı 206 sağdan geldi. Sağ taraftan da 5'in 12. kuvveti gelmiş oldu. E tabanlar aynıyken eğer ki üstleri toplarsam soldan 210 sağdan 5 üzeri 12 geldi. Şimdi sorumuz ne? Kaç basamaklıdır? Arkadaşlar basamak sorularında yapacağınız şey çok belli. Kesinlikle 10 yakalamanız lazım. E, 10 yakalamak için de mutlaka 2 ile 5'in çarpım şeklinde gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman ben buradaki 5 üzeri 12 gidip de 5 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazsam yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. Tabanlar aynı üstlere topla bu gelecek. Ne işim yarayacak bu? Bakın üstler aynı geldi. Bu durumda tabanları çarpacağım. E çarparsam sol taraf 10 üzeri 10 sağ taraf 5'in karesinden 25 gelmiş oldu. Peki karşımıza şöyle bir şey olsa mesela 4 çarpı 10'un karesi olsa bu neye eşit? 10'un karesi demek 100 demek e 100 çarpı 4'ten bu ifade 400 gelmedi mi? Geldi. Yani benim 10'un kuvvetindeki sayı kaçsa bu ne anlama geliyor? Ben 4'ün yanına o kadar adet sıfır atıyorum. E burada 10 üzerinde 10 olduğu için 25'in yanına ne yapacağım? 10 tane 0 atacağım. Bu durumda 10 basamak buradan geldi. 2 basamak da buradan toplarsam 12 basamak yapmış oldu. Yani sorunun cevabı Ceyhan geldi. 7. soru. Bir kere karşımızda bir üslü ifade varsa sonuç ne zaman 1 gelir? Bir kere unutmayın arkadaşlar. Her zaman 1'in her kuvveti 1 bir midir? 1'dir. O zaman eğer ki tabanımız gitse 1 olsa biz bu durumda ne yapmış oluruz? İfadeyi 1 yapmış oluruz. Şimdi bir kere maddeleri bir yazalım. 1'in her kuvveti 1. Bu cepte. 1'in her kuvveti 1. Başka hatırlayın eksi 1'in çift kuvvetleri daima ne yapar? 1 yapar. 1 de hatırlayın 0 hariç 0 hariç her sayının 0. kuvveti değil mi? 0. kuvveti daima kime eşitti? 1'e eşitti. E zaten ilk maddeyi biz bundan çıkarttık. Geldim ikinci maddeye. Eğer ki taban eksi birken üst çift oluyorsa sonuç kaç gelecek? Bir gelecek. Yani taban eksi birken üstü ne yapacağım? Çift al alabilecek miyim alamayacak mıyım onu kontrol edeceğim. Şimdi taban eksi birken 2 kaç tarafa atarsam x kaç gelmiş oldu bu durumda? Eksi üç gelmiş oldu. E ben bu eksi üçü alsam üstüne yazsam. Eksi üç eksi bir daha bu üstü kaç yapmış oldu? eksi 4 yapmış oldu. Yani üst tek mi geldi çift mi geldi? Çift geldi. O zaman bu yazdığım ifade ne yapar? Buradaki üslü ifadeyi 1 yapar. Geliyorum son ifadeye. Taban dikkatin herhangi bir sayıken ama kim hariç? 0 hariç. Eğer ki üstümüz sıfırsa her sayının 0. kuvveti 1 değil miydi? 1'di. de. O zaman ben x değerini 1 alsam. Bu durumda her sayının 0. kuvvetten sonuç kaç gelecek? 1 çıkacak. Ki dikkatli olun sizin bu bir değeriniz tabanı sıfır yapıyor mu? Hayır yapmıyor. O zaman bunu da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. E bulduğumuz x değerleri ne soruyor bana soruda? Denklemi sağlayan kaç değer vardır? Bir değer buradan, iki değer buradan, üçüncü değer de buradan. Yani sorunun cevabı Deniz gelmiş oldu. Sekizinci soru. Eline bir oyun hamuru alan Melis. Şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 parça ayırıyor ve 3. adım sonunda 8 parça oyun elde ediyor. Bakın dikkat ederseniz burada bir tane hamur var. Ben bunu 2'nin 0. kuvveti şeklinde yazabilirim. Burada totalde kaç tane hamur var? 2'nin 1. kuvvetinden 2 tane. Burada kaç tane hamur var? 2'nin karesinden 4 tane ve 2'nin kübünden 8 tane hamur var. Bana diyor ki başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parça ayırsaydı. E bu durumda 2 parça ayırdığı zaman 2'nin kuvvetleri görüyorsa 3 e parça ayırdığı zaman ne yapacak? 3'ün kuvvetleri gelmeyecek mi arkadaşlar? Dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde eder diye soruyor bana. Şimdi bu durumda birinci adımda birinci adımda ne gelmiş oldu? Dikkatli olun arkadaşlar. Hatta şurası bir dikkatli olun. Burası birinci adım diye sayılmıyor. Burası başlangıç noktası. Bakın eğer ki başlangıç bu durumda 3 parça ayırırsak bu mantıkta 3'ün sıfırıncı kuvveti gelmek zorunda değil mi? Zorunda. Yani 1 gelmek zorunda. E birinci adımda 3'ün 1. kuvvetinden 3 gelecek. İkinci adımda 3'ün karesinden 9 gelecek. Üçüncü adımda da 3'ünün kübünden kaç gelmiş olacak? 27. Ve benden istenen 4. adımda 3'ün 4. kuvveti 81 gelmiş olacak. O zaman 81 tane oyun hamuru elde etmiş olacağız. Arkadaşlar soru basit. Soru neydi? Tekrar söylüyorum. İki parça ayrıldığı zaman Buradaki hamurlar 2'nin kuvvetleri geliyor. E o zaman 3 parça erisam olacak? 3'ün kuvvetleri gelecek. Bu, bunu yaptım. Başka bir şey yok. Bunu sadece ne yapacaksın? Başlangıçtan sayacaksın. Haberin olsun. Nereden anlıyorum başlangıçtan sayacağımı? Soruya bakarsan bana ne diyor soruda? 3. adım sonunda 8 parça oyuna vuru. 3. adım neresi? Burası. 3. E adım burasıysa o zaman burası 2, burası 1. Demek ki burası başlangıç diye sayılmış haberiniz ola. Tamam mı? geliyorum 9. soruya bir kere unutmuyorsunuz üslü ifadelerde çarpmaya dağılma özelliği vardır ben bunu alsam içeri bir dağıtsam e bu durumda 6'nın 4. kuvveti çarpı m'nin karesinin 4. kuvveti çarpı üstü çarpmaya dağıtsak 9'un eksi 2. kuvveti çarpı m'nin eksi 2. kuvveti bölü 16 çarpı m üzeri 5 geldi mi geldi ne yapacağım bundan sonra e, olabildiğince sadeleştirmeye çalışacağım arkadaşlar biz 6'yı 3 çarpı 2 şeklinde biliyor muyuz? Evet biliyoruz. E o zaman açalım. 3 çarpı 2'nin 4. kuvveti. M'nin üstün üstü varsa x çarpılır. M'nin 8. kuvveti geldi. Çarpı burası ne geldi? 9'un eksi 2. kuvveti. Çarpı M'nin 2. kuvveti. Bölü 16 çarpı M üzeri 5 geldi. Üssü çarpmaya dağıtın. Dağıtırsak. 3 üzeri 4 çarpı. 2 üzeri 4 çarpı. Tabanlar aynı. Üstleri topla m üzeri 6 geldi. Çarpı 9 üzeri eksi 2 çıktı. Hatta dikkat edin ben 9 üzeri eksi 2'yi 9 3'ün karesi olduğu için 3'ün eksi 4. kuvvet şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. E burada yerine koysam otomatikman şurası ne yaptı? 3'ün eksi 4. kuvveti geldi. Bakın dikkatli olun. Tabanlar aynı iken üstleri toplarsak 3 üzeri kaç gelecek? E 0. O da kaç yaptı? 1. Yani bunlar gitti. Yani buradan 9 üzeri -2 gitmiş oldu. Yani kısaca pay kısmında 2 üzeri 4 çarpı m üzeri 6, payda kısmında da 16 çarpı m üzeri 5 kaldı. E 2'nin 4. kuvvetlemek 16 demek değil mi? Bunlar gitti. Tabanlar aynı. Üstleri çıkar sorun cevabı edine gelmiş oldu. Geliyorum 10. soruya. Adam ne diyor bana? x gördüğün yeri 2'ye yazıyor. E ben de yazıyorum. 2 üzeri 2y y çarpı 4 demek 2'nin karesi demek. Bir de üzerine dikkat edin. X'imiz 2'ye eşit. Y bölü 2'ye gelmiş oldu. Hemen sayıları bir sadeleştir. Y'ler gitti. Y'ler gitti. Bu durumda 2'nin karesi soldan. Üstün üstü varsa x'in çarp. Ne gelmiş olacak? Dikkatli ol. 2 ile eğer ki kalan 1 bölü 2'yi çarparsak. 2'ler bunu götürdü. Geriye 2 üzeri 1 kaldı. E soldan 4. Sağdan 2. Çarparsam 8. Yani sorunun cevabı Ceyhan gelmiş oldu. 11. soru. Bir kere 0,125 demek. Ne demekti arkadaşlar hatırlayın. 125 bölü 1000 demek. E burada 125'ler sağdaşırsa 1 bölü 8 kalır. 8 de 2'nin kübü olduğu için payla payda yer değiştir. 2 üzeri eksi 3 yapar. Al koy yerine koyarsak. Eksi 2 üzeri eksi 3. Üzerinde eksi 1 var. 1 düzeni üzerinde kim var? Kare var. Bölü 512 2'nin kaçıcı kuvveti? 2'nin 7. kuvveti 128. 8, 256. 9, 512. Yani burası eksi 2'nin 9. kuvveti. Dikkatli olun. Eksi 2, 512'nin üzerindeydi. Yani burada da 2'nin 9. kuvvetinin üzerine gelecek. Bir de üstünde eksi 1 var. Şimdi dikkat etmemiz gereken yer şurası. Bir, de, bir kere buradaki çift kuvvet. Nerede akşar? Parantezin üzerinde. O zaman içindeki her şeye etki edecek. Yani buradaki eksiği ne yapacak? Bir kere artıya çevirecek. E su varsa ne yapacaktım ben bu sayıları? Çarpacaktım. Çarparsam bir kere ekster bir artı yaptı. 3 kere 2 6. 6 kere 1 de 2 üzeri 6 gelmiş oldu. Geldim aşağıya. Dikkatli olun. Şuradaki çift kuvvet şu anda kimin üzerinde? 2 üzeri 9'un üzerinde. O zaman buradaki eksiye etki etmez. Bu eksiye etki eden kim? Eksi 1. Çünkü parantezin üzerinde. E negatifin burada bir tek kuvvet olduğu için bir kere burası negatif gelecek. Üstün üstü varsa bunlar çarpılır. Çarparsam da 2 üzeri 18 yapacaktır. Cevap da bu durumda. Bölme işlemi dolayı tabanlar aynı üstleri çıkar. 2 üzeri eksi 12 eksi 2 üzeri eksi 12 yani bursa gelecektir. Geliyorum 12'nin soruya. Kaç tane 2 üzeri x toplam şeklinde? 5 tane 2 üzeri x toplam şeklinde bölü 2 tane 3 üzeri y eksi 1 geldi. Geçiyorum sağ tarafa. Arkadaşlar bir kere üzerinde eksi 1 varsa ben payla paydanın yerini değiştirsem ne yapacak bu ifade? Üzeri eksi 1'den artı 1'e dönmeyecek mi? Dönecek. Hemen döndürüyorum. Ne olacak bu durumda bu ifade? 5 çarpı 2 üzeri x artı 4 bölü paydada toplam kaç tane 3 üzeri y artı 1 gelecek? 4 tane 3 üzeri y artı 1 gelmiş oldu. E ne yapacağım bundan sonra? Sol tarafı sabit tut. Sağ tarafı ters çevir. Sol tarafı çarp. Ben de bunu yapıyorum. 5 çarpı 2 üzeri x bölü 2 tane 3 üzeri y eksi 1 çarpı 4 çarpı 3 üzeri y artı 1 bölü 5 çarpı dikkatli ol 2 üzeri x artı 4 demek 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 demek değil mi? Öyle. E bu durumda şuradaki 2 üzeri x'ler gitti. Bir kere şu 2 ile bu 4 sadeşti. Işte, burada bir 2 kaldı. Buradaki 5'te, buradaki 5'te sadeşti mi? Sadeşti. Arkadaşlar, pay kısmına kim kaldı? 2 tane 3 üzeri y artı 1. Peki payda kısımda ne kaldı? 2'nin 4. kuvvetinden dolayı 16 çarpı 3 üzeri y eksi 1. Bir kere zaten burada kesinlikle 2 ile 16 sadeşti. Şurada bir 8 kaldı. E, burada üst seriler bölme işlemi yok mu? Tabanları aynı iken üstleri çıkar. Soldan 1 bölü 8 sağdan 3 üzeri y artı 1'den ne yapıyorum? y eksi 1'i çıkartıyorum. Eksi içeri dağıt. 1 bölü 8 çarpı 3 üzeri y artı 1 eksi y artı 1 geldi. E y'ler bunu götürdü. 1 bölü 8 çarpı 3'ün karesinden burası 9 geldi. Sorunun cevabı da 9 bölü 8'den Bursa gelmiş oldu. Geliyorum 13. soruya. Bir aracın kilometre başına atmosfere verdiği gaz miktarı ile yol, yol aldığı mesafeyi çarparak yol boyunca atmosfere verdiği gaz miktarı bulunur. Yani nasıl bulacakmışız bunu? Atmosfere verdiği gaz miktarı ile aldığı mesafeyi çarparak bulacağız. Dizel yakıt ile çalışan bir otomobil 1 kilometrede atmosfere bu kadar kilogram karbondioksit gazı verir. Bir şehirde her biri bir günde 16 kilometre yol alan 500 tane dizel araç vardır. Buna göre saldığı gaz ne kadardı diye soruyor bana. Şimdi olayımız şu. Eğer ki biz 1 kilometrede bu kadar gaz veriyorsak e, o zaman 16 kilometrede ne kadar gaz vermemiz lazım? 16 çarpı şuradaki ifade. Ben buradaki 4.5'u 9 bölü 2 şeklinde yazabilir miyim? Çok rahat yazarım ki böyle işime yarar böyle kalsın. Çarpı 10 eksi 5 geldi. Bu kim için peki? Bir tane araç için. E benim elimde kaç tane araç var? 500 tane araç var. E o zaman çarp bunu 500 ile. Bu durumda 500 çarpı 16 çarpı 9 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelmiş oldu. Bir kere buradaki 500'ü ben 5 çarpı 100'den dolayı 10 üzeri 2 şeklinde yazalım. Oradan da 16 çarpı 9 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelmiş oldu. Bundan sonra işlemlere devam et. 2 ile 16 sadeleşti. 8 kaldı. Tabanlar aynı. Çarpım şekli üstleri toplayacağım. Bir kere bunları eğer toplarsak şuradan ne gelir? 10 üzeri eksi 3 buradan çıkar. E bundan sonra 5 kere 8 40. 40 çarpı 9'dan da 360 çarpı 10 üzeri eksi 3 geldi mi? Geldi. Arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 demek payla payda yer değiştirirse aslında 1 bölü 10 üzeri 3 demek değil mi? Yani bu ifade ne yaptı? 1000 yaptı. Eğer ki 360 1000'e bölersek bu da 0,36 kilogram yapmış olur. Yani cevap Cihan geldi. 14. soru. Bir kere yukarıdaki şu bölme işleminde dikkatli olun. Kaç tane 20 üzeri M var? 2 tane. 2 tane 20 üzeri M adam toplamış. O yüzden ben bunu 2 çarpı 20 üzeri M şeklinde yazdım. Bölü 5 üzeri M buradan geldi. Peki bölme işleminde üstler aynısı tabanlar ne yapılırdı? E bölünürdü e ben de 20 ile 5'i böldüm 4 üzeri m şeklini yazdım eşittir 0,25 peki 0,25 demek aslında 25 bölü 100'den 1 bölü 4 o da ne yapar dikkat edin 1 bölü 2'nin karesinden 2 üzeri 2 yapmaz mı çok rahat yapar e alın yazın yerine peki 4 demek 2'nin karesi demek değil miydi 2'nin karesiydi soldan 2 geldi yandan 2'nin karesinin m kuvveti geldi o da 2 üzeri 2 eşit çıktı Üstünü üssü varsa x çarpılır Soldan 2 sağdan 2 üssü m 2 üssü 2 m eşittir 2 üzeri eksi 2 çıktı. E tabanları aynı üstleri topla. 2 üzeri 2 m artı 1 kime eşit geldi? 2 üzeri eksi 2 e, tabanlar birbirine eşitse üstler birbirine eşit miydi? Eşitti. Bu durumda 2 m artı 1 eşittir eksi 2'den 2 i̇ki m'niz eksi 3 yaptı. m değeriniz de eksi 3 bölü 2 yani sorunun cevabı Adana gelmiş oldu. 15. soru. Bir kere üstler aynı mı? Aynı. Bu durumda tabanlar çarpılır. Çarparsak arkadaşlar unutmayın üstlü ifadelerde çarpma işlemi yaparken üstler aynıysa tabanlar mutlaka çarpılır. Bir de şunu unutmayın. Eğer ki üstte bir toplama işlem varsa bunu mutlaka çarpım şeklinde yazın. Yani ben bu ifade gidip de 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazabilir miyim? Çok rahat yazarım. Bölü 3 üzeri y çarpı 3 üzeri y artı 1 de 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazdım. Bölü 2 üzeri x de aşağıdan geldi. Hepsinin üzeri kim geldi? 3 gelmiş oldu. E şimdi bu durumda dikkatli olmamız gereken bir durum var. 2 üzeri x ile 2 üzeri x gitti. 3 üzeri y ile 3 üzeri y gitti. 2 çarpı 3'ten içeride kaç kaldı? 6 kaldı. O zaman sorunun cevabı 6'nın kübünden 216 yani Edirne gelmiş oldu. Evet geliyorum artık testin son sorusuna. Şimdi bir kere Karşımızda böyle iki denklem varken, iki denklem varken, eğer ki ben bu iki denklemi taraf tarafa çarpsam, tabanları aynı iken üstleri toplamayacak mıyız? Toplayacağız. Bakın toplarsak m eksi n ile m artı n'yi toplarsam n'ler ne oldu? Gitti. Geriye ne kaldı? a üzeri 2m. E sağ tarafta çarp. Çarparsam kim geldi? 16 geldi. Peki ben a üzeri 2m'yi aynı zamanda a üzeri m'nin parantez kare şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. E kimin kanası? Karesi 16. 4'ün. Yani a üzeri m 4 çıkmış oldu. Daha sonra eğer ki ben buradaki işlemde bir adet bölme işlemi yapsaydım. Tabanları aynı iken üstler çıkartılmayacak mıydı? Çıkartılacaktı. Yani bu durumda m eksi n'den m artı n'yi çıkartırsan eksi m eksi n'ye gelecekti. ...m'ler de gidecekti. Nereye ne kalacaktı? Sadece a üzeri n'ler kalacaktı. E o zaman yapın bölme işlemini. Çünkü benim a üzeri neyi bulmam gerekiyor? Eğer ki taraf tarafa ben oranlarsam... ...bu durumda ne gelmiş oldu? a üzeri... ...dikkat edin. m-n'den... ...m artı M n'yi çıkarttım. m'ler gitti. a üzeri eksi 2n kaldı. Sağ taraftan da 2 bölü 8'den kim kaldı? 1 bölü 4. E şimdi bu durumda... ...dikkatli olun. Benim sol taraftaki... ...ifadem aslında... A üzeri eksi iken demek paydasına gizli bir var. Payla payda yer değiştirirse ben bunu 1 bölü A üzeri iken şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. E bu durumda işler dışlardan da A üzeri 2 ne? Kime eşit geldi? 4'e. Peki A üzeri 2 neyi de? A üzeri n'nin parantez karesi şeklinde yazamaz mıyız? Yazarız. E N'in karesi 4? 2'nin. O zaman A üzeri n'de 2 gelmiş oldu. Şimdi A m 4 geldi. A üzerine 2 geldi. X'ini toplarsak da sorun cevabı Bursa. Yani 6 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.